Hüseyin'le bir konuşalım çünkü İstanbul'da hava kapalı, ara ara yağış var onu biliyoruz. Yağışlı ve kapalı hava ne kadar sürecek? Diğer bölgelerdeki durum ne? Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öster. Hüseyin merhaba, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Allah ne olsun ya, sabah kalktık böyle bir şey. Yani dengesiz bu havalar. Yani biraz öyle de. Şeyde geceyle gündüzde farklı sıcaklıklar yaşatıyor ya, onun da etkisi var. Tam böyle öğlen saati güneşin altında bir yaz tadı alırken gece ve sabah erken saatlerde epey serin, üzerimize bir ceket aradığımız bir hava var. İstanbul'un bu havası pek değişmiyor. Gelecek 3-4 gün yağmursuz, yağmurlu günler geride kaldı artık hava tahminlerinde. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, hatta 5 gün diyelim. Marmara'da, Trakya hariç neredeyse hiçbir yerde yağmur beklemiyoruz. Ancak yağmurların kuvvetli olacağı bölgeler, alanlar var. Özellikle bugün, şu an biz konuşurken Ankara'nın doğusundaki neredeyse her merkezde yağmur ve o renklerin radar görüntüsünde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncuya döndüğü yerlerde kuvvetli sağanak dolu yağışı şeklinde yağışlar kaydediyoruz. Erzincan'da, Elazığ'da, Muş'ta, Diyarbakır'da gelecek öğleden sonra saatleri, doğuya doğru Iğdır, Kars çevresinde, Van'da iyice sınıra yakın bu geceye kadar buralarda kuvvetli yağıyor. Bu yağmurlar neredeyse bir 3 gün daha doğuda sürecek. Pazartesiye kadar ömrü var. Şimdiden hafta sonunu doğu bölgelerde, güneydoğuda geçireceklere söyleyelim. Bir de Doğu Akdeniz'de, Adana'da yaşananı gördük. Adana'da metrekareye 1 saatte 40 kilogram yağmur düştü. Yani 40 kilogram düşük gelmesin kulağa. 1 saatte düşünce etkisi bu olabiliyor. Verdik görüntüler ve ilginç yani. Gerçi evet, çok alıştığımız görüntüler Hüseyin. Hep bu görüntülerde dejavu etkisi yaratıyor bizde ya. Değil mi? Evet. Öyle ki ilçelerde toprağın ve kanalizasyon sistemlerinin eksikliği sebebiyle yağış fazla olunca hep görüntü bu oluyor. Evet. Bunları değiştirmek için çeşitli yatırımlar da yapmak lazım. Ama can kaybı olmaması bu Adana'da sevindirici. Fakat yıldırım düşmesi sonucu 14 yaşında bir gencimizin hayatını kaybetmesi çok kötü. Doğu Anadolu'da elektrikli hava 3 gün, tekrarlayalım bu tahmini, 3 gün daha, hatta salıya kadar, pazartesi de dahil sürecek görünüyor. Ağaç diplerinden uzak durmalıyız. Yıldırımlar istatistiki olarak %92'ye kadar ağaçlara düşüyor kırsalda. Ya. Yüksek cisimlere, elektrik direklerine. Bu gibi havalarda ıslanmayı göze alıp ağaçlardan uzak duralım. Yıldırım belki düştükten sonra hava orada sakinleyecek. Ama o sırada biz orada bulunursak hafta sonu yaylalara, köylere çıkacakları da uyaralım. Karadeniz'in yaylalarında, köylerinde de yıldırımlı, şimşekli bir cumartesi, pazar bekliyoruz. Batı bölgelerde, tekrarlayalım, fazla bir yağmur kalmadı. İzmir'de, İstanbul'da fazla bir yağış beklemeyeceğiz. Ankara'da var, hafta sonu başkentin cumartesi, pazar öğlen saatlerine denk gelen yağmurları görünüyor. Hava tahminleri Hülya böyle. Böyle acil bir yaz havası gelmiyor. Haziran'ın ilk 3-5 günü de İstanbul'da böyle 22 derecelerde, 19 derecelerde geçecek. Mevsimlik kıyafetleri, giysileri kaldırmayın. Onları daha kullanırız gibi duruyor. Öyle öyle. Şimdilik böyle aktarmaya Peki, çalışayım. Peki Hüseyin, çok teşekkür ediyorum.